Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Uzunca bir aradan sonra beklenen seri nihayet oynayacağız. Martha Is Dead. Bundan önce The Town of Light'ı oynamıştık. Çok ucundan bucağından ufacık da olsa bir iki bilgi kırıntısı ve bir iki bağlantısı vardı oyunun. Bakalım bu oyunda bizi neler bekliyor? Aynı firma yaptı bu oyunu da. İtalyan firması. Oyunun mükemmel olduğu, yani iyi olduğu söyleniyor. Psikolojik gerilim. Hadi bakalım başlıyoruz. Ben ayarları yine yaptım ama şu an şöyle yine bir kontrol edeyim. Altyazı Türkçe, İtalyanca, normal. Altyazı boyutuna bakarız diyecektim ama evet, şu an boyut güzelmiş. Sesler iyi. Ekran. Bu arada şeye girebiliriz. Tamam. Geri başlat. Telif yemeyelim diye baktık da. Artı 18 tavsiye edilir. Martha Is Dead'in hikayesi ve öne çıkan karakterleri bir kurgu eseridir. Oyun potansiyeli olarak rahatsız edici sahneler içerir ve bazı oyuncuları rahatsız edebilecek konulardan oluşur. Oyun yetişkin bir izleyici kitlesi için önerilir ve uygun yaş derecesi taşır. Yetişkinlere yönelik bir anlatı draması olan bu oyun, görsel olarak rahatsız edici olabilecek ve rahatsızlığa neden olabilecek sanatsal yorumlar kullanır. İnsan zihninin karmaşıklığını, psikolojik travmayı ve intihara meyilliliği araştırıyor. Wow! Oyun, kan, parçalanma, insan vücudunun şeklinin bozulması ve kendine zarar verme içeren olgun sahnelerin tasvirlerini rahatsız edici bulabilecek oyuncular için önerilmez. İyi, bundan bayağı bir telif yeriz artık. Hadi bakalım devam ediyoruz. Siz veya tanıdığınız birinin yardımına ihtiyacı varsa bilgi ve kriz kaynakları. Hemen başvuruyorum. Yardım edin. Çok soluk benizi Ciao, derler. sono Giulia. Wow, Giulia Giulia. Campo. Sono contenta che tu sia qui. Nessuno veniva più a trovarmi da anni ormai. Devo raccontarti la mia storia, lo so, ma non so da dove cominciare. Ci sono così tante cose che... Dovrei iniziare dalla mia infanzia, ma di quel periodo ricordo così poco. Solo quell'estate, era il 29, mi sembra, quando fui mandata a stare dalla tata. 1929 dadımın yanına gönderdiler diyor. Vay be. İyi ki oynamışız ya bir önceki şeyi. Yeni bölüm efsane. 1929. Tata, mi racconti la storia della dama bianca? No, passerotto, non questa sera. Sta salendo la nebbia, vedi? Sì, lo so che la dama uccide le giovani donne quando c'è la nebbia. Ma perché è così cattiva? Vedi, Giulia, la sofferenza e la paura ci spingono a fare cose cattive, anche se non siamo veramente cattivi. Come i soldati che uccidono gli altri soldati. Mi piace la dama, ho deciso, tata. Poverina, soffre così tanto, però continua a farmi un po' paura, sai? Io sarò presto una giovane donna e lei potrebbe uccidermi. Uccide anche chi le vuole bene? Certo che no. Allora io mi sento più tranquilla. Io le voglio bene. E mia sorella Marta è in pericolo. Marta è con la mamma. Puoi stare tranquilla. Ti mancano? No, cioè, sì. Mi manca un pochino Marta. Ma con te sto così bene. Ora dormi, passerotto. Si è fatto tardi. Sì, tata. Dormo. Sognerò la dama. Era molto bella. Era molto bella, sì, molto bella. Allora io la sognerò bellissima. Io sarò bella, bella come lei. Tu sarai ancora più bella di lei. Senti, tata, visto che la dama non mi farà del male perché le voglio bene, e visto che tu non sei una giovane donna, mi potresti raccontare la sua storia anche se c'è la nebbia? Ti prego, dai, poi dormo, promesso. E va bene, l'hai sempre vinta tu, piccola peste. Neyse bakayım amavo konuşmayı. Tata. E amavo quella storia.
Ogni volta che la sentivo era come nuova e mi stregava sempre di più. Tutte le sere le chiedevo di raccontarmela, anche se mi faceva paura. Ancora oggi mi sembra di ricordare ogni singolo giorno di quel periodo. Com'ero felice. Orayı ben okumak isterdim ama okuyamadım, izin vermedi. Un'antica leggenda racconta che i laghi della zona sono abitati dallo spirito di una giovane donna, morta per mano dell'uomo che amava. Aspettava l'incontro galante fissando il vecchio albero sulla piccola isola del lago. Benim okumama fırsat vermiyor. Il desiderio, le speranze. Ma ad aspettarla c'era la morte, non l'amore. Bastık ama anlayamadım. Geç bal kaldım. L'uomo, disperato, confessò di averla uccisa per gelosia. E fu impiccato sull'isoletta dello stesso lago in cui l'aveva annegata. Nonostante le lunghe ricerche, però, il corpo della ragazza non fu mai trovato. Ne güzel bir hikaye, küçük bir çocuğa okunması gereken. Da allora il suo spirito, conosciuto come la Dama Bianca, o yüzden prigioniero beyaz hanım diyorlarmış. Disperandosi per la perdita dell'uomo che amava e che ancora ama. Quando si alza la nebbia, la dama può lasciare le acque dei laghi ed aggirarsi nei boschi, nella vana ricerca del suo amore. I cacciatori raccontano di sentire i lamenti di una donna durante le albe nebbiose. Mi fa un po' paura questa storia. Anche se la dama mi piace. Smetto di leggere, passerotto mio. No, tata. Papà mi dice sempre che la paura si deve affrontare. Vai avanti. D'accordo, piccola. La dama esige la vita di una giovane donna. Ogni qualvolta gli eventi risveglino in lei la memoria della triste notte in cui morì. Attraverso questa giovane vita che svanisce, per alcuni istanti la dama si libera del fardello del suo dolore. Ve hikaye bitti. Buonanotte, tata. Buonanotte, amore mio. Passai dalla tata quasi 3 anni. Poi tornai a casa e dimenticai rapidamente come si faceva ad essere felici. Fu dopo 15 anni, nel 44, che tornai a stare in quella casa e che... Stavo sistemando alcune macchine fotografiche nel bosco, vicino al lago. Un congegno che aveva costruito mio padre le faceva scattare dopo qualche minuto. Cercavo di fotografare gli animali. O qualsiasi altra cosa ci fosse in quel maledetto posto. Keşke şu yazıları okuyabilsem ya. Yeni bölüm göl. 16 Temmuz 44 saat 6 sabaha karşı. W'ya bastım. Hızlı da basıyorum. Olmuyor. Niye? Başladık yine. Güzel.
Güzel kardeşim, hızlı da basıp basıp bırakıyorum, sabit de basıyorum. Arrotolare il rullino. Aprire la macchina. Kamerayı Togliere aç. Il rullino vecchio. Mettere il rullino nuovo. Chiudere la macchina. Caricare. Italianca beni rahatsız etmedi. Alışık değiliz ama. Attivare il temporizzatore. Ci siamo quasi. Devo solo mettere a fuoco l'immagine. C'è qualcosa sulla superficie dell'acqua. Se la inquadro meglio, forse riesco a vedere di cosa si tratta. Dur bakayım. Persona. Devo aiutarla. Ero inorridita all'idea che qualcuno potesse essere annegato nel mio lago. Era il mio mondo quello. Ci passavo intere giornate a fantasticare. Mi perdevo nei miei pensieri. E quel risveglio fu terribile. Kız atlama kız, tuzak. Tuzak bu, seni çekiyor işte. Beyaz kadın değil mi bu? Notai subito che indossava un mio vestito. Ero spaventata. Trascinai come potevo quel corpo privo di vita fino a riva, cercando di non annegare a mia volta. Capii di chi si trattava solo quando la sollevai tra le braccia. Era mia sorella. Kız kardeşim, ikizim, o. Ed era morta. Marta. Una cosa impossibile. Ero così disperata. Non sapevo più né cosa facevo né cosa pensavo. Demek ki Marta burada böyle. Devo stare calma. Sakin. Marta ölmedi. Non è possibile. Non è vero. Non c'è motivo di preoccuparsi. Va tutto bene. Marta, 26 Şubat 1923. Tutto bene? Ti sei fatta male? Cosa stai combinando? Vai, Erich, corri! I miei corsero verso di me. Mia madre mi abbracciò. Lei.
Lei che mi detestava, mi stava accarezzando. Il suo calore mi riempì di vita e il dolore divenne sopportabile. Mi sentivo protetta. Marta, stai bene? Mi chiese parlando lentamente per permettermi di leggere le labbra. Pensava che fossi sorda. Pensava che fossi Marta. Non volevo far svanire tutto. Così feci timidamente cenno di sì con la testa. Non mi resi conto di aver imboccato una via senza ritorno. Avrei dovuto far finta di essere Marta. Oyu konuşturmuyor beni. Sen... Tane tane okumak istiyorum ama. Sonsuza kadar Marta olarak davranacaktım dedi. Beden. Marta'nın ölümünden bir gün sonra akşam 22:30. Signore, vita di chi muore. Sia il tuo sacrificio d'amore offerto per l'anima di Marta. Nelle tue mani affido anche il mio umile spirito, perché io possa ritrovarla nella luce perpetua e non desolatissima gemere nel purgatorio. Eterno riposo donale, Signore, e splenda la luce eterna. Ti ricordi di accendere le candele in sala? La gente sta per arrivare. La mamma ha sempre qualcosa da fare per tutti. İlgi çekici notları vurgulamak için diyor. İpuçları oyun ayarlarından devre dışı bırakılabilir. Boşluğa bastığımız zaman ya incelenecek şeyleri çünkü bir önceki oyunda yani neye bakacağız, ne edeceğiz hiçbir yardımcı olmuyordu. Şu an incelenecek şeyleri gösteriyor. Sırayla başla bakalım. Io e Marta. L'unico modo per riconoscerci era vestirci in modo diverso. Neppure la mamma è mai riuscita a riconoscerci. Annem bile bizi ayırt edemezdi diyor. Wow. Bir daha bakabiliyor muyuz? Yok, geçti. Niye? Bu olmamış işte. Questo pittore era amico del nonno. Mi sono sempre piaciuti i suoi quadri. Da bambina li guardavo per ore. La mamma e il babbo. Eleganza e ricchezza. Ma il dolore non costa nulla e non guarda alla forma. Bu müzikten de telif yiyebiliriz ya, her şey olabilir. Libri, libri, libri. E nella villa ne sono rimasti almeno 10 volte tanti. Baba sızmış. O sızsın bakayım. Questi fucili da caccia non sono del babbo. Lui non va a caccia. Li deve aver lasciati qui la tata. Il babbo, la mamma e i nonni materni. Sembra quasi impossibile che il babbo sia un soldato. Sarebbe stata più adatta la mamma, se non fosse stata una donna. L'oboe è del babbo. Stavamo preparando un duetto molto bello insieme. Le rare volte che era a casa. Bir İngilizceye çevireyim mi arkadaşlar? Çevirebiliyor muyuz bir? Yani ben rahatsız olmadım ama bu arada ses de sanki az gibi ama %100 kap %100'de hepsi. Şunu İngilizceye bir getir bakalım. Kaydetti. Nasıl olacak?
Bir dakika ya, biz İtalya'dayız. Nazi ablemi var. Is someone coming to get these damn flowers? Geleceğim anne, bir dur bakayım. When mummy asks for something, there's no escaping it. Bunlar askeri belgeler. İtalyanlar, Almanlar İkinci Dünya Savaşı'na müttefikti. Bakalım. Telgraf July mı? 17th, 1944. Our family is deeply saddened and is thinking of you during this extremely difficult time. Ernesto E. and family. July 17th, 1944. Our hearts are with you and we share your grief in the wake of the tragic loss of your dearest Julia. Monsignor Attilio D. July 17th, 1944, Evet. Ministry of War. Zaten baba Director General asker. for Conscripts and NCOs. Veya eski asker. We are grieving over your sudden loss Do and I we have to send do you our everything as heartfelt usual? condolences. Eric, The let him Lieutenant move on. Colonel Rapporteur. I better go or she'll end up getting seriously angry. I can't turn it off. We have to listen to the radio all of the time. Any news and announcements can be vital. En üstteki ne? Torino, Bari, Roma var, Milano var. Bozuk bir sinyal seçtik. Niye hiçbir şey çıkmıyor? Daha da ileri gitmiyor. Annem sinirlenmeden çiçekleri toplamalıyım. Burada bir şey, bisiklet, ne diyor? Riding bikes around here is beautiful. These are mummy and daddy's bikes, though. Mine is outside. I don't need that right now. Şu anda ne diyor? Buna ihtiyacım yok mu? Niye o toplanabilir bir eşya mı? Dur anneciğim, geliyoruz. Biraz koşalım. Hop, grafikler birbirine giriyor. Telefon da etkileşimde de. Filmlerde görmeye aşina olduğumuz bir Everything anne. always has to be perfect with her. Çiçekleri nereye koyacağız? Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi Benim speciali. sakalım sarı. Ne, bombardıman mı var? What's happening? Who closed the door? He, arkamdaki kapı kapanmış.
Yani şu an gereksiz yere niye ben şey oldum? Gerildim. Tüylerim diken diken oldu. Beric, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here? Of all places. What? Hmm? Yes. I must have fallen asleep. What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No, no. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irena? Julia is dead. What kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? Julia is dead, Irena. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy! The peaceful towns within the Elsa Valley. We have heard some tragic news from the area of La Romola. The young daughter of German Army General Erich Kay was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. Tam şey diyecektim. Herkesin olduğu gibi benim de kafam karıştı lan. Martha öldü diyoruz ama kim öldü gerçekte? Julia mı öldü? Mother didn't seem to suffer from the situation. All she cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died. And it was better for me too that people thought that. But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. Dur bakalım anlayacağız. Bu ne ya? Ben. İnat değil mi? Ben'e gideceğim. Herhalde benim bir sonu yok. İyi tamam hadi Martha'ya gidelim. Martha bulundu. Yok. Martha kendi ruhunu kaybetti. Yani Martha has lost her son.
video görüntüsü mü? O anı çekti mi? Çekiyor, evet. Onlara herhalde bu şey değil. Ben onun kimliğini çaldım. Hadi canım. Niye böyle bir şey yapıyor? Ne gerek var böyle bir şeye? Bence ilk bölüm olarak burada bırakıyorum. Konuyu böyle muallakta bırakmak daha iyi. Ne olduğunu anlamadık. Niye böyle bir şey yaptı? Neyse, ne olduğu anlaşıldı ama olsun. İlk bölüm için bu kadar yeterli arkadaşlar. Bakalım bizi daha ne sürprizler bekliyor. Hep beraber göreceğiz. Değişik bir oyun. Zaten ilk başta uyarısını yaptı. Psikopatça bir oyun olduğunu, işte rahatsız edici görüntülerin olduğunu söyledi. Bakalım, her şeyin bir yine sebep ve gerekli bir açıklaması vardır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.